Merhabalar sayın seyirciler. Bugün bir yerel bakış programıyla daha yeniden sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz Türkiye'nin 2023 hedefleri. Evet, Türkiye ekonomisinin 2023 hedefleri. Bunu 5-6 yıldır birçok siyasi parti kullandığı gibi günümüzdeki iktidar partisinin de ekonomik ve siyasi anlamda sıkça konuştukları bir tarih 2023 ve bu konuyla ilgili Türkiye'nin önüne bir yığın hedefler konuldu. Bugünkü konumuz bu. Konuğumuz Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Zafer Yalçın. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konumuzu başlığımızı anons ettik ama önce yine bir kitap hediyemiz var. Karasi Televizyonu Yerel Bakış programına Ötüken Yayıncılık, Ötüken Neşriyat kitap sponsoru oldu. Her hafta Ötüken Neşriyat'tan gelen bir kitabı seyircilerimizin huzurunda konuklarımıza armağan ediyoruz. Bu haftaki kitabımızın ismi 16. yüzyıl Osmanlı ekonomisinde piyasanın karşıtı pazar. Evet, 16. yüzyıl Osmanlı ekonomisinde piyasanın karşıtı pazar. Hasan Fatih Yılmaz'ın yazdığı, Ötüken Neşriyat'ın yayınladığı bir kitap. Evet, buradan Ötüken Neşriyat yöneticilerine, çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Programımıza sponsor oldular ve her hafta kitap gönderiyorlar. Tekrar Ötüken Neşriyat yöneticilerine teşekkür ediyorum ve seyircilerimin huzurunda kitabı size armağan ediyorum hocam. Teşekkür buyurun. Ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet hocam, Türkiye'nin 2023 hedefleri dedik. Bu çok sıkça konuşuluyor 3-5 yıldır Türkiye'de. Hocam bu hedefler nelerdir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Bu hedefler öncelikle şu andaki iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi hedefleridir. Onu öncelikle söyleyelim. 1923'ten 2023'e Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin gelmek istediği siyasi olarak bir noktayı ifade eden bir genel vizyon, genel bir hedef koydular ortaya. Biz de bu hedefleri ekonomik ve bilimsel açıdan, ekonomi bilimi açısından, makroekonomik açıdan irdelemek istiyoruz. Yani acaba bu hedefler gerçekten gerçekçi mi? Ne kadar gerçekçi, ne kadar ulaşılabilir hedefler? Bunları biz bilimsel metotlarla irdelemek istedik. Şimdi nedir bu hedefler? Birincisi, iki tane temel hedef var. Birincisi, dünya ekonomisi içerisinde Türkiye ekonomisi ilk 10 içerisinde yer alacak. İkinci hedef de 2023'te kişi başına düşen milli gelirimiz $25,000 olacak. Evet hocam, şimdi bunlar. İki hedefimiz bu. Peki siz bu iki hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı. Yaklaşık 2023 yılında 10 yıl, 12 yıl gibi bir süre var. Bu sürede 11 yıl var. Bu sürede mümkün mü? Mümkün mü? Şöyle değerlendirelim. Yani meseleye biraz daha böyle geniş açıdan, geniş bir perspektiften bakalım. Şimdi Türkiye ekonomik olarak 1980'den itibaren dünyada olduğu gibi bir kabuk değiştirme dönemine girdi. Neoliberal politikalarla, piyasacı bir anlayışla Türkiye ekonomisini devletçilikten daha liberal, açık piyasa ekonomisine doğru açtı. Ve o dönemden bugüne, yani yaklaşık 32 yıldır Türkiye ekonomisi parçalı da olsa, çok istikrarlı olmasa da sürekli bir büyüme potansiyeli içerisinde. Şimdi açık rakamlar açık. 1975 yılında Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri $1,500. Hatta çok geriye gitmeye gerek yok. 2001 krizinde Türkiye ekonomisinin o çok daraldığı dönemde kişi başına düşen milli gelir $2,100-$2,200 düşmüş. Bugün 2011 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen milli gelirimiz $10,400 yükselmiş. Ve 2023 yılında da bunun $25,000 çıkması hedefleniyor. Şimdi biz buraya nasıl geldik? Yani $1,500'lardan $10,000'a nasıl geldik? Bunu yaparken bu dönüşüm gerektiren, çok köklü bir dönüşüm gerektiren bir süreçtir. $1,500'dan $10,000'lara gelen süreç. Şimdi bunu yaparken çok önemli toplumsal değişimler yaşadı Türkiye. Yani son 30 yılda özellikle köyden kente çok büyük bir göç yaşandı. Köyden kente göç yaşanırken
tarımsal alanda çalışan insanlar, çiftçilikten kentlerin çeperlerinde sanayi işçiliğine veya gündelik işçiler haline geldiler. Yani bu büyük bir dönüşümdür. Çiftçi nüfusumuz %50'lerden şu anda %20'lere düştü. Bu nüfus demografik bir değişimi gerektiriyor. Birincisi. İkincisi, buna paralel tarımsal üretimden sanayi üretimine geçtik. Yani ülke artık o yıllardan 35 yıldır tarım üretiminden sanayi üretimine geçti. Ve bu bir yapısal değişimi gerektiren bir dönüşümdü. Ve biz 10 bin dolarlık şeye geldik. Kişi başına düşen milli gelir seviyesine geldik. Ve artık Türkiye ekonomisi dünya liginde 180 ülke arasında orta gelirli gruba dahil bir şeydir, ülkedir. Orta gelir grubundan biz artık şeye geçmeyi istiyoruz. Yüksek gelir grubuna istiyoruz. Yani yüksek gelir grubuna geçmek için de Türkiye ekonomisinin 20 bin dolarların üzerine çıkması gerekiyor. Mesele bundan ibaret. Genel değerlendirmeye peki hocam, hemen arada sorayım. Yine tabii biraz müphem kaldı. 11 yıl sonra 25 bin dolara 10.400 dolardan çıkmak. Bu nasıl gerçekleşir veya bunun sağlıklı olarak gerçekleşmesi? Evet. Tabii sağlıklı derken hemen şunu açmam lazım. Yunanistan'ın ben hatırlıyorum bir ara 15-16 bin dolara çıktı kişi başına. 10 sene önce, 15 sene önce civarında yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam. Ama Yunanistan bugün çok kötü durumda. Tabii onların durumu farklı. Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan karşılıksız aldıkları 60 milyar euro, sonra çok uzun vadeli Libor artı 1,5 faizle aldıkları 40 milyar euro, toplam 78 ile 98-2000 arasında 100 milyar euro gibi ciddi bir para aldılar. Bu tabii onları bir ara şişirdi. Şimdi bizim sağlıklı olarak yani bu rakamlara 11 yılda 25 bin dolara ulaşmamız mümkün mü? Şimdi yani mümkün mü mümkün değil mi gibi kesin bir cevap vermek ekonomide mümkün değil. Bunu siz de takdir edersiniz. Ancak bizim daha verilerle, daha sayısal olarak konuşursak o zaman seyircilerimiz de ben de siz de bunu daha iyi kavrayabiliriz. Evet. Gerçek cevabını. Şöyle mesela ülkeler bazında bakalım. Şu anda Türkiye ekonomisi dünyanın 18. büyük ekonomisi. 2011 sonu itibariyle 778 milyar dolarlık bir milli gelirimiz var. 778 milyar dolar. Bizim önümüzde yer alan Hollanda var. Hollanda'nın 840 milyar dolarlık bir milli geliri var. Birinci Amerika, ikinci Çin. Üçüncü olarak da Japonya yer alıyor. Amerika'nın 15 trilyon, Çin'in 8 trilyonluk bir milli geliri var. Şimdi bizim 10. ülke olabilmemiz için dünyanın mesela 10. diyelim. İlk 10 demeyelim de 10. diyelim. 10. şu anda Kanada. Kanada'nın 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir milli geliri var. Bizim Kanada'yı yakalayabilmemiz için Kanada hiç şey yapmayacak, büyümeyecek. Yerinde sayacak. Hatta Kanada'dan sonrakileri de rakiplerimiz onlar bizim. Yani şöyle düşünün. Biz 18-20 kişilik bir yarış yapıyoruz. Hedefimiz yarışı 10. bitirmek. 10'uncuyu geçmemiz lazım. Şimdi teorik olarak 10'uncuyu geçmemiz için 10'uncunun yerinde durması halinde biz 10'uncuya varmak için ne kadar enerji sarf etmemiz lazım. O açıdan bakalım. Evet. Önümüzdekiler hiç büyümeyecekler. 10. da hiç büyümeyecek. Eğer biz gelecek 10 yılda her yıl kesintisiz %4 ekonomik büyüme gerçekleştirirsek o zaman biz 10. ülkeyi yani şeyi yakalıyoruz. Kanada'yı yakalıyoruz. Yani biz her yıl %4, %5 büyümeyi sağlayacağız ama önümüzdekilerde kesintisiz sağlayacağız. Önümüzdekilerde hiç sıfır büyüme olacak. Büyümeyecekler. Büyümeyecek. O zaman biz ilk 10 ekonomi arasına girebiliriz bu şekilde. Tabii diğer taraftan bu gerçekçi değil. Çünkü biz yarışıyorsak bizimle yarışan diğer ülkeler de aynı hedefi gidiyorlar. Onlar da sürekli büyüme içerisinde olmaları lazım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dünya ekonomik sisteminde ülkeler ekonomik olarak var olabilmek ve vatandaşını refah içerisinde yaşatabilmek için
daima büyümek zorundalar. Yani biz nasıl büyümek zorundaysak önümüzdeki Hollanda'da, Hindistan'da, Çin'de, Fransa'da mutlaka büyümek zorunda. Eğer yerli yerinde kalırsa refah standardı giderek düşer. Bunlar da büyümek zorunda oldukları için o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Yani şöyle bir rakam verebiliriz. Biz 11 yıl sonra dünyanın en büyük 10. ekonomisi olabilmemiz için bizim her yıl düzenli olarak kesintisiz %7 büyümemiz lazım. %7. %7. Evet. Yani bu da ne kadar gerçekçi, ne kadar mümkün bunu tartışmak lazım. Yani bu insan sermayesiyle, bu fiziki sermayeyle, bu mevcut makroekonomik görüntüyle bunu gerçekleştirebilmek şu anda mümkün değil. Bir bu, ikincisi de zaten şu anda küreselleşmeden dolayı Türkiye ekonomisi ve diğer dünyanın diğer bütün ülkeleri birbirine entegre olmuş durumda. Bundan dolayı sizin istikrarlı büyümeniz için diğerlerinin de istikrarlı büyümesi gerekiyor. Yani bu yaygın hastalığa benziyor aslında. Yani ortalıkta hastalık yoksa herkes sağlıklıdır ama bir kişi hastalanırsa ortamdaki diğer ülkelerde, diğer insanlar da hastalanacağı için herkes hasta olacaktır. O zaman böyle yani onların lazım. Durması bizim büyümemiz gibi bir varsayım yok yani. Yok. Yok yani. Yanlış varsayım. Yanlış varsayım. Bizim de büyümemiz için mutlaka diğerlerinin de büyümesi lazım. Çünkü küreselleşmeli ekonomiler birbirine bağlantılı. O da bir çelişki. Evet. Yani bugün krizler yaşanıyorsa onu daha sonra değiniriz ama kriz yaşanıyorsa bu, Türkiye'de krizdeyse bu krizin sebebi Amerika ise, Avrupa Birliği ise Türkiye'de bundan namütenasip kalamıyor, dışarıda kalamıyor açıkçası. Şimdi yani işler kötü, Türkiye'de bir durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluğun sebebi, Türkiye'deki durgunluğun sebebi Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanmıyor, dış dinamiklerinden kaynaklanıyor. Yani esas meseleye gelelim. Bizim büyümemiz için, sürekli büyümemiz için Amerika'nın da, Avrupa Birliği'nin de, Çin'in de, yanı başımızdaki diğer ülkelerin de, Suriye, İran, Gürcistan, Yunanistan, efendim Bulgaristan, bunların da durumlarının iyi olması gerekiyor. Çünkü dünya 50 yıl öncesi dünya değil. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Evet, ekonominin küreselleşmesi. Peki biz Zafer Hocam, büyümeyi en azından 10. olduk, 2023'te olamadık, ayrı konu, 15. olduk. Bizim sürekli büyümeyi temin edebilmemiz için neler yapmamız lazım? Ne yatırımlar yapmamız lazım? Nasıl çalışmamız lazım? Evet. Şimdi bir kere bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin çok önemli bir yapısal dönüşümden geçmesi gerekiyor. Yani yapısal dönüşümden kastımız ne? Bununla ilgili çalışan çok sayıda insan var Türkiye'de. Yani Türkiye ne yapmalı da daha büyük bir ekonomi olmalı, Türk insanı daha müreffeh bir hayata sahip olabilmeli diye. Mesela en son Haziran başlarında dünyanın en iyi iktisatçılar arasında gösterilen Türk iktisatçısı Daron Acemoğlu var, bilirsiniz. Onun yaptığı ve yayınladığı bir kitap var. Bir Amerikalı bir iktisatçıyla. Onun söylemine göre Türkiye'nin böylesine büyük bir ekonomi olabilmesi için çok büyük bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmesi lazım. Ne demek bu? Yani kapsayıcı kurumlarının olması lazım. Kapsayıcı kurumdan kastımız hukuk sistemini yeniden ele almalı. Son derece çağdaş, modern, daha adil bir yeni hukuk sistemi geliştirmemiz lazım. Bakın bu adamın söylediği, Daron Acemoğlu'nun söylediği en önemli, birinci öncelik hukuk sistemi. Eğer ülkenizdeki hukuk sistemi adaleti sağlamıyorsa, bu adaleti sağlanmaması toplumun adalete olan güvenini azalması ve bu da beraberinde ekonomik büyüme ve kalkınmayı, performansını olumsuz etkileyen birinci temel faktör. Bu birincisi. İkincisi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi. Demokratik standartların mümkün olduğunca geliştirilmesi. Ve daha sonra çok bizim bildiğimiz ekonomik meseleler geliyor. Ama birinci planda söylediği ve bizim de kabul ettiğimiz şey insan hak ve özgürlüklerini geliştirmek, demokratik standartları geliştirmek,
hukuk sistemini yeniden ele almak, bir de fırsat eşitliğini sağlanması. Bu çok önemli. Fırsat eşitliğini, işte Güneydoğu'nun en ücra köşesindeki vatandaşımızla İstanbul'un Nişantaşı'nda yaşayan vatandaşımızın arasındaki o fırsat eşitliğini biz eğer sağlarsak, o zaman 11 yıl sonra biz o hedefe ulaşabiliriz. Ama 11 yıl sonra eğer Güneydoğu'daki meseleler devam ediyorsa, Güneydoğu'daki geri kalmışlık devam ediyorsa, İstanbul'la Güneydoğu, Balıkesir'le Erzurum, Balıkesir'le efendim Bitlis arasındaki bu açık fark devam ederse, o zaman o hedefe ulaşmamız mümkün değil. O zaman bu açık farkın devam etmemesi eğitimdeki yatırıma mı bağlı? Ama önce şunu söyleyeceğim. Çok ilgimi çekti. Teologların görüşlerini ben inceliyorum, okuyorum yakın zamanda. Evet. Teologlar, yani din bilimcileri de şunu savunuyor. İnsan hürriyeti olmadan bilimde gelişme olmayacağını. Ama bakın, onlar da iradesinin hürriyeti, irade hürriyeti. Yani insan hürriyeti bir anlamda irade, hür bir iradeyle karar verip çalışması lazım diyorlar. Teologların söylediğiyle ekonomistlerin, iktisatçıların söylediği buluşuyor paralel. Bakın. Paralel, aynı yerde onu. Peki ben de onu hemen diğer konumuza geçelim. Bu Balıkesir'le Bitlis veya işte Edirne'yle Diyarbakır, işte Şırnak'la İstanbul'un arasındaki farkın kalkması eğitimden mi başlaması lazım? İnsana, orada unuttum ben söylemeyi. İnsana yatırım yapmak çok önemli. Yani insanın verimliliğini, kalitesini, insan sosyal sermaye kalitesini arttırmadan bizim bu hedeflere ulaşmamız mümkün değil. İnsana yatırım derken yapmak. Eğitmek mi, eğitim mi kastediyorsunuz? Sadece eğitmek değil. Yani insana yatırım yapmak dediğiniz zaman onu iyi okullarda eğitim almasını sağlamak olarak algılamamak lazım. Tek boyutlu değil bu. Yani eğitim boyutuyla ele almamak gerekiyor ama birinci, bana göre birinci ve en önemli boyutu eğitim meselesi. Yani insanımıza çok iyi bir eğitim vermemiz gerekiyor. Her boyutuyla çağın gereklerini kapsayıcı bir eğitim. Ezberci değil. Ezberci olmayan bir eğitim. Düşündüğünü hür iradesiyle açıklayabilen özgür bireyler yetiştirmemiz lazım. Bu insana yatırımın birinci şartıdır. İkinci yatırım, daha kaliteli sağlık hizmetleri, daha kaliteli ulaştırma hizmetleri, daha kaliteli sosyal eğlence hizmetleri vermek zorundayız insanlarımıza. Bu insana yatırımın diğer bir boyutunu kapsıyor. Bu birincisi. İkincisi de biraz önce söylediğim şey de bunu kapsıyor aslında. Daha çağdaş bir adalet, hukuk sistemini oluşturmak gerekiyor. Yani insan hak ve özgürlüklerini, demokratik standartları zaten geliştirirseniz bu insana yapılan yatırımın en önemli boyutunu oluşturuyor. İnsana yatırım yapmadan sağlanan büyüme gerçek bir büyüme değildir, anlamlı bir büyüme değildir. Şimdi önümde bazı rakamlar var, ülke karşılaştırmaları var. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı var, TEPAV kısa adıyla. O bu bakımdan çok güzel araştırmalar yapıyor. Biz bilim adamları için de çok son derece verimli, güzel araştırmalar bunlar. Şimdi birinci, dünyanın en büyük ekonomisi Amerika bir kere. Onu kabul etmek lazım. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika, yılda, geçen yıl itibariyle 15 trilyon dolarlık üretim yapmış. Amerika'nın ortalama yaşı, yani tüm yaşayanların ortalama yaşı 37. Amerika'da çalışan bir insanın ortalama üretim miktarı 105 bin dolar. Yani bir kişi çalışıyor, ortalama olarak 105 bin dolarlık mal ve hizmet üretiyor. Ortalama eğitim yılı 12.4. Kadınların iş gücüne katılım oranı %58. Başka bir ülke daha vereyim, sonra Türkiye'yi karşılaştıralım. Örneğin Brezilya'yı bir örnek olarak vereyim ben size. Brezilya dünyanın 7. büyük ekonomisi. 2 trilyon 100 milyar dolarlık şeyi var. Milli geliri var. O nüfusun yaş ortalaması bize benziyor. 29. Çalışan başına üretim miktarı 95 dolar. Ortalama eğitim yılı 7.2. Yani vatandaşının ortalama olarak okulda geçirdiği vakit, eğitim aldığı süre 7.2 yıl ve kadınların iş gücüne katılım oranı %60. Amerika'dan da yüksek kadınların iş gücü. Amerika'dan da yüksek. 8 evet. Amerika'nınki, evet.
Türkiye'ye gelelim. Türkiye'nin 2011 yılı itibariyle milli geliri 770 milyar dolar. Nüfus ortalama nüfusumuz nüfus yaş ortalaması 28,5. Çok genç bir nüfusa sahibiz, evet. Hep söylenen bu. Çalışan başına üretim miktarımız ne kadar? 32,5 dolar. Yani her çalışan 32,5 dolarlık üretim yapıyor. Amerika 105 dolar, Brezilya 90 dolar, biz 32,5 dolar. 32,5 dolar. Evet. Ortalama eğitim yılımız ne kadar? 6,5 yıl. Kadınların iş gücüne katılım oranı ne kadar? %24. Yani her 100 kadından 24'ü ancak iş gücüne katılıyor. Şimdi buradan çıkartacağımız bir sonuç var. İki sonuç var hatta. Bir kere Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Eğitim oranını yükseltmemiz lazım. Eğitimleşmemizi, yani vatandaşımızın daha fazla, daha uzun vadelerle eğitim almasını sağlamamız lazım. Bu bir. İkincisi, verimliliği arttırmamız lazım. Neden? Çünkü verimliliği arttırarak ancak kişi başına çalışan üretim miktarını, mal miktarını arttırabiliriz. Ancak. Evet. Yani bu zannederim bu üç ülke karşılaştırması bizim nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, zaten sizin de söylediğiniz gibi genelde söylenen laf, eğitim ve verimlilik artmadan bu 2023 hedefine varamayız. Varamayız. Orada da varmış olan ülkelerin eğitim ve verimliliği bakın yüksek. Bizimki düşük. Bu da net olarak bunu ortaya çıkartıyor. Ben bununla ilgili mesela Türkiye'deki eğitim durumunu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü yani biraz daha detaya inelim ki iyice anlaşılsın. Evet. Türkiye'de 15 yaş üstündeki insanların mevcut eğitim durumunu ben size vereyim. Türkiye'de 15 yaş üzerindeki insanların %42'si ilkokul ve altındaki bir eğitim seviyesinde. %42'si. %23'ü ilköğretim ve ortaokul mezunu. %21'i lise mezunu. Lise ve dengi meslek lisesi. Ancak %8'i yüksekokul, 2 yıllık ve daha yüksek üniversite mezunu. %8'i. %5'i bilinmiyor. Yani bilinmiyor dediğimiz büyük ihtimalle ilkokul ve ilk öğretime veya ilk öğretim dışındakilere katabiliriz bunu. Çok düşük. Yani en azından bu lise ve dengi yüksekokul dengi mezun oranının %60'a olması gerekiyor. Yani bizim ne yapıp ne edip şu %23'ü ilk öğretim mezunu, %42'yi en az lise mezunu seviyesine sokmamız lazım, çıkartmamız lazım. Evet. Ne yapıp ne edip? Evet, eğitim bu açıdan eğitim ve verimlilik çok önemli. Hocam arkadaşlar işaret ediyorlar reklam vaktinin geldiğine, kısa bir ara verelim müsaade ederseniz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet Zafer Hocam, birinci bölümde konuştuk bu 2023 hedeflerinden ama bu 2023'te 25 bin dolar kişi başına i̇kinci düşen hedefimiz o. İkinci hedefimiz milli gelir, kişi başına düşen milli gelirde bunu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi bana göre Türkiye, yani bu 2023 hedeflerinden ikincisi birincisine göre daha anlamlı. Yani neden anlamlı? Çünkü kişi başına düşen milli gelir karşılaştırmasına göre eğer ülke, yani eğer demeyelim de ülkeleri biz kişi başına düşen milli gelir sıralamasına göre gelişmiş, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke olarak ayırıyoruz. Dolayısıyla kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara çıkması vatandaşın gelirinin artmasından ziyade vatandaşın refah düzeyinin artmasını gösteriyor. Dolayısıyla 17. büyük veya da 10. büyük ekonomi olmasından daha anlamlıdır benimce. Yani bizim 25 bin dolarlık gelir artışına odaklanmamız daha mantıklı gözüküyor bana göre. Bunun üzerine odaklanmalıyız. Yani şimdi yani mesela Türk dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştıralım Türkiye'yi. Yani ne kadar var, şöyle söyleyeyim. Hangi ülkeler en yüksek ülkeler? Hangi ülkeler daha düşük ülkeler? Hangi ülkeler 25 bin dolara ne zaman ulaştı? Aralık ne kadar, süre ne kadar? Onlara bakarsak daha bizim için daha anlamlı olur. Mesela dünyanın
En şu anda en yüksek gelirine sahip, kişi başına gelirine sahip ülkesi Katar. Kişi başına düşen milli geliri 2011 itibariyle 103 bin dolar. Bu biliyorsunuz Katar bir emirlik, Arap evet. Emirliği. Buradaki zenginliğin çok fazla anlamı yok. Çünkü tamamen petrolden kaynaklanan dayalı, bir zenginlik. Dolayısıyla bunu göz ardı edip diğer ülkelere bakalım. İkinci sırada Lüksemburg var. Kişi başına düşen milli geliri 80 bin dolar. Üçüncü sırada Singapur var. 60 bin dolar. Sonra Norveç, Hong Kong geliyor. Amerika 48 bin dolarlık bir paya sahip. Kişi başına düşen milli gelire sahip. Türkiye 14.500 dolarlık bir milli gelire sahip. Ama tabii bu 14.500 dolar hemen nedir diyeceksiniz. Bu kişi başına düşen milli gelir satın alma gücü paritesine göre. Paritesine, yani evet. Normalde hesapladığınız zaman normal hesaplama şekli biliyorsunuz. Gayri safi milli hasılamız ne kadar? Diyelim ki 800 milyar dolar. Nüfusumuz ne kadar? 70 milyar dolar. 800 milyar. 70 milyon bölüyorsunuz. Evet. Ortaya çıkan rakam kaba bir rakamdır. Ve bu böyle bulduğumuz rakam 2011 yılı itibariyle 10.400 dolar. Evet. Ama satın alma gücü paritesine göre hesapladığımız zaman Türkiye'nin milli geliri, kişi başına düşen milli geliri 14.500 dolara çıkıyor. Dolar, evet. Nedir farkı bu ikisi arasındaki fark peki? Yani satın alma gücü paritesi nedir? Satın alma gücü paritesi 1 doların dünyanın her bir köşesinde satın alma gücünü gösterir. Yani siz cebinizdeki 1 dolarla Türkiye'de farklı miktarda mal ve hizmet satın alırsınız. Hollanda'da daha farklı miktarda satın alırsınız. Evet. Bir örnek vereyim. Siz cebinizdeki 1 dolarla Türkiye'de Balıkesir'de gidin 1 dolarla 2 tane ekmek alırsınız. Ya da 2,5 ekmek alırsınız. Ama aynı 1 dolarla Hollanda'da yarım ekmek alabilirsiniz. Ya da Afganistan'a gidip 1 dolarla 50 tane ekmek alabilirsiniz. Alabiliriz. Bakın evet. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Satın alma gücünden kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla evet. Bakın demek ki Türkiye Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeden satın alma gücü açısından biraz ucuz. Yani mallarımız onlara göre ucuz. Evet. Ne kadar ucuz? %40 daha ucuz. Türkiye ekonomisi dedik. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyanın 65. ülkesi. Yani satın alma gücü açısından artsa da yine 65. Yani ülkeyiz. Evet. Gene de şey yapamıyoruz. Yani Türkiye o kadar ileri bir ülke değil satın alma gücü açısından. Peki yani şöyle bir rakam vereceğim ben size. Mesela Amerika kişi başına düşen milli gelir açısından 48 bin dolar. 1929 yılında Amerika 10 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelire ulaşmış. 25 bin dolara ne zaman ulaşmış? 1973'te. Arada 44 sene var. Evet, 29-73 bayağı. 44 yılda o atılımı gerçekleşmiş. Başka bir örnek daha vereyim ben size. Mesela İspanya'yı bir örnek vereyim. İspanya'nın kişi başına düşen milli geliri 2010 yılı itibariyle 27 bin dolar. 10 bin dolara 1972'de ulaşmış. 25 bin dolara 2003'te ulaşmış. 31 yılda bu alan evet, doldurmuş. Evet. Yunanistan biraz önce siz 15-16 bin dediniz ama Yunanistan'ın kişi başına düşen milli geliri 26 bin dolar. Hayır ben 10-15 sene öncesini söyledim. Tamam yanlış anlamış evet. Olabilirim. Yunanistan 10 bin dolara 1970'te ulaşmış. 25 bin dolara 2005'te ulaşmış. Arada 35 bin dolar var. Kore en yakın örnek bize. Kore'nin milli geliri 26 bin dolar. 10 bin dolara 91'de ulaşmış. 25 bin dolara 2010'da ulaşmış. Yani aradaki makasın en dar olduğu ülke Kore. 19 yılda ulaşmış. Şimdi bizim hedefimiz 10 bin dolar. Şu anda 25 bin dolar. Şu anda 10 bin dolardayız. Süremiz 11 sene. Süremiz 11 sene. Dünyada da böyle bir örnek olmamış. Buna yok. Yaklaşan bir örnek bile olmamış. Yok. Yani yok. Yani evet. Varın gerisini siz düşünün artık. Evet o şekilde bu hedeflere ulaşmak zor. Ama tabii. Şunu söyleyeyim yine. Rakamlarla hareket ediyoruz ya. Eğer Türkiye her yıl %5,5 kesintisiz büyürse 25 bin dolarlık seviyeye yaklaşıyor.
şey yakalıyor, o hedefi yaklaşıyor. Evet. Kesintisiz. Evet, kesintisiz. Rakamlarla konuşmamız gerekirse böyle söyleyebiliriz ama. Evet. Ama tabii bunun mutlaka mümkün olması da çok zor gözüküyor. Çünkü dünyadaki diğer örneklere de baktık. Siz de açıklamaları verdiniz. Peki hocam, bu 2023 hedefleri, iki temel hedefimiz var. 10. ilk 10 arasına girmek, 10. olmak ve kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkartmak. Bunları siz olurluğunu veya olmazlığını açıkladınız. Dünyadaki örneklere baktınız. Bu konuyla 2023 ile ilgili konuşacağınız başka bir şey bittiyse ben güncele, dünya ve Türkiye ekonomisinin günümüzde tekrar bir değerlendirelim tamam, diyeceğim. Tamam, tamam. Ondan önce ben yani söylemek istediğim birkaç nokta daha var. Yani her şey, ekonomide her şey biz iktisatçılar gayri safi milli hasılaya, yurt içi hasılaya, kişi başına düşen milli gelire göre ölçüyoruz. Yani bizim için rakamlar çok önemli ama bir de gerçekler var. Yani dünya gerçekleri var, ülke gerçekleri var. Nedir mesela? Yani bu gayri safi milli hasıla nasıl bir şey? Gayri safi yurt içi hasıla nasıl bir şey? Yenir mi, içilir mi? Yani düşünün, normal dışarıdan iktisat eğitimi almamış bir insan. Diyelim ki çıktı, devlet bakanı diyor ki milli gelirimiz yıllardır şu kadar artıyor. Dünya ekonomisinin içerisinde dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz diye düşünüyor. Şimdi bunu duyan bir vatandaş da düşünüyor ki yani benim gelirim normal sıradan bir vatandaş, asgari ücretle geçiniyor diyelim. Evli, iki çocuğu var, iki çocuğu da şeye gidiyor, okula gidiyor ve 850 lirayla bu evini geçindirmeye çalışıyor, çocuklarını okutmaya çalışıyor. Düşünüyor yani biz tamam dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama benim aldığım maaş belli, yıllardır aldığım maaş belli, refah durumum belli, evim yok, kiradayım, çocuklarımı okutamıyorum, borç içerisindeyim, borç kırtlığa kadar dayanmış. Yani bu milli gelir artıyor ama yani gayri safi yurt içi hasılasında nasıl bir şey ki? Yani bu yiyiliyor mu, içiliyor mu? Nerede satılıyor? Biz de gidelim alalım, evet. Bizim de durumumuz iyileşsin. Bu böyle bir şey değil işte. Yani bunu vurgulamak lazım. Yani siz dünyanın 17. büyük ekonomisi olmakla şey olamıyorsunuz. Yani vatandaşınız dünyanın 17. refah içerisinde yaşayan vatandaşı olmuyor. Olmuyor. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi onu ben size rakamlarla söyleyeyim gene. Hep söylüyorum bunu. Türkiye İnsani gelişmişlik açısından dünyanın 92.si. Tamam dünyanın 17.si büyük ekonomisiyiz. Ama bunun yansıması, vatandaşına yansımasına baktığımız zaman böyle değil. Neden? Çünkü bizim refah karşılaştırmasında baktığımız temel kriter Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün yaptığı, her yıl düzenli olarak yayınladığı insani gelişim indeksi. 186 ülke var. Bu 186 ülke içerisinde biz 92.yiz. Bunun da rakamları var. Mesela benim vurgulamak istediğim başka bir nokta daha var. Türkiye dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler içerisinde, madem biz bu ülkeler içerisinde yarışıyoruz, bu ülkelerle karşılaştıralım. Hiç Afrika'nın balta girmemiş ormanlı olan ülkelerle karşılaştırmayalım kendimizi. Bu ülkeler içerisinde biz gelir dağılımı en bozuk 3. ülkeyiz. Biri Meksika, diğeri Brezilya, biz de 3. Avrupa'da gelir dağılımı en bozuk ülkeyiz. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi yani bu açıdan baktığımızda eğer sizin insani gelişmişlik sıralamanızdaki yeriniz 17. ise o zaman amenna, bir şey söyleyemeyiz. Ama 92. ise bir problem var demektir. Bir problem var demektir. Demek ki büyüme her şeyi çözmüyor. Çözmüyor, evet. Yani büyüyüp büyüyen gelirden, büyüyen pastadan eğer vatandaşınız o asgari ücretle geçinen, iki çocuğunu da asgari ücretli maaşıyla okutmaya çalışan vatandaşın geliri reel olarak artıyorsa o zaman reel büyümenin, ekonomik büyümenin, dünyanın 17. büyük ekonomisi olmanın bir anlamı vardır bizim için. Oysa 17. büyük ekonomi olmamıza rağmen dünyanın gelir dağılımı adaletsiz en bozuk 3 ülkeden birisi isek o zaman o büyümenin toplumsal olarak hiçbir şeyi yok. Anlamı yoktur bizim için, iktisat içinde. Evet, ne kadar evet, siz evet. Büyüdük derseniz deyin, ne kadar önünüze hedef koyarsanız koyun. Yani dünyanın 10. büyük ekonomisi olsak da eğer vardığımız yerde biz yine dünyanın en gelir dağılımı bozuk
ülkelerinden biriysek o zaman hiçbir anlamı yoktur büyümemizin. Böyle söylememiz lazım. Evet, bunun için de yani bu işte refah artışı olsun, insani gelişmişlik düzeyimiz gelişsin, diyelim ki 92.likten 50.liğe düşelim. Yükselelim, öyle diyelim. Bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için tekrar söylüyorum, baştan söylediğimi tekrar söylüyorum. Çok önemli bir yapısal değişim gerçekleştirmemiz lazım. Yani bu yapısal değişimin içerisinde şimdi söyleyebileceğimiz çok sayıda ekonomik tedbir var. Ama bu ekonomik tedbirlerden önce bir, adaleti sağlamamız lazım. Çok sosyal ve siyasal tedbirler de evet, lazım diyorsunuz. Heh, yani evet. Birinci planda değil. Yani birinci planda evet. Eğer bu vatandaşımızı özgürleştiremezsek, vatandaşımıza daha kaliteli hukuk ve adaleti sağlayamazsak, o zaman geri planda ekonomik iyileşmelerin, teşviğin, efendim üretim artışının hiçbir anlamı yok. Yok, evet. Evet. Gayet evet. Doğru ve gayet evet. Haklısınız. Peki hocam, yaklaşık 8 dakika var süremizin. Tamam. Şu anda önce dünyayı, sonra da biraz Türkiye'den bahsederiz. Tamam. Günümüz itibariyle dünya ekonomisini bir yorumlar mısınız bize? Yorumlayalım. Şimdi yorumlamaya önce Amerika'dan başlayalım. Çünkü evet. Amerika dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük siyasal gücü. 2008'de biliyorsunuz bu Lehman Brothers'ın batmasıyla kriz en derin noktasına ulaştı. Ve o günden günümüze geçen süreçte kriz henüz dünyanın işte Amerika'dan başlayıp Avrupa Birliği'ni de içine kattığımızda krizi ortaya çıkaran sebepler belli. Ama bu krizi bertaraf edecek, ortadan kaldıracak politikalar belli değil. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Amerika'da ki durum Avrupa Birliği'nden daha biraz daha iyi nispeten. Nasıl? Amerika'da bütçe açıkları önemli bir problem. Fakat en önemli problem Amerika Birleşik Devletleri için 2013'ün başında geçen sene alınmış bir karar var, kanun var. 2013'ün başında devreye vergi indirimleri yapılmış olan vergi indirimleri kaldırılıyor. Vergi yükü artıyor. Artıyor, evet. Bir de yine 2011 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle 1.2 trilyon dolarlık bir tasarruf paketi yürürlüğe girecek. Ocak başından itibaren 2013'te. Bu ise yani hem vergi artışı, diğer taraftan tasarruf paketinin girmesi demek kemer sıkma demek. Bu kemer sıkma da ekonominin resesyona girmesi ya da resesyona girmiş ekonominin, durgunluğa girmiş ekonominin biraz daha dibe doğru çökmesi demek. Böyle bir tehlike var. Ama hatırlayın, geçen sene bu zamanlar biz burada program yapıyorduk. Amerika geçen sene borçlanma sınırına gelmişti. Ve borçlanma sınırı demek Amerika'nın artık o bütçe açığını devam ettirmesini sağlayan havanın kesilmesi demek. Kesilmesi demek. Evet. Ne oldu? Dibine kadar geldi. Yumurta dayandı. Kapıya kadar dayandı. Kongre toplandı. Borçlanma sınırını arttırdı. Arttırdı. Evet. Öylece yeniden hayat hakkı yani nefesi almaya başladı ekonomi, Amerikan ekonomisi. Burada da böyle bir şey olabilir. Yeniden işte bu vergi indirimleri tekrar uzatılabilir. Tasarruf tedbirleri rafa kaldırılabilir. Böyle yaparsa kurtarır. Yani evet. Kendini kurtarır. Ama Avrupa Birliği'nin durumu burada önemli olan. Yani Avrupa Birliği'ndeki kriz giderek derinleşiyor maalesef. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki kriz biliyorsunuz Yunanistan'la başladı. Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz. İrlanda bunlar krizdeki ülkeler şu anda. Özellikle Yunanistan bizim için çok önemli. Yunanistan'daki kriz maalesef iflasla sonuçlandı. Yani şu anda Yunanistan ekonomisi iflas etmiş bir ekonomidir. Fakat fiilen iflas etmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği zoraki bir takım tedbirlerle, zorlamalarla yaşatmaya çalışıyor. Yani İşte bir takım ufak düşük vadeli krediler sağladılar.
işte kredi şeyin vadesi gelmiş borçlarının bir kısmını ötelediler, iptal ettiler, kaldırdılar, sildiler. Bu şekilde yaşamaya devam ediyor ama fiilen Yunanistan ekonomisi çökmüş durumda. Ondan sonra İspanya ve İtalya var, çok kötü durumda. Bakın İspanya ve İtalya diyoruz. İspanya ve İtalya dünyanın 5. ve 6. büyük ekonomisi. Yani evet. Şaka değil bu. Evet. Şimdi bunlar batarsa Avrupa Birliği'nin batması demektir. Evet. Evet. Ve ne yazık ki Avrupalılar bu meseleyi, içine düştükleri krizi sanki akademik bir meseleyi tartışırmış gibi tartışıyorlar. Ama ortada hiçbir somut politika yok. Hiçbir somut önlem yok. Önlem yok. Evet. Bakıyoruz. Sabahleyin televizyonları açıyoruz. Ekonomi programlarını seyrediyoruz. Gazeteleri okuyoruz. Merkel ile Yunanistan arasındaki karşılıklı bir takım görüş alışverişi var. İşte Avrupa Merkez Bankası Başkanı ile Almanya ve Fransa arasındaki bir takım görüşmeler var. Bunun dışında hiçbir somut adım yok. Bu da şunu gösteriyor mu? Avrupa Birliği'nin artık birlik olma, tek devlet olma veya birliği devam ettirme sürecinin sonuna geldiğini. Şimdi Almanya'nın Avrupa'nın iki lokomotif ekonomisi Fransa ve Almanya. Bu ikisi artık zayıfları hep finanse etmek, onları koruyup kollamaktan kendi halkının da istememesiyle vaz mı geçiyor? Artık bu dağılıp herkes gemisini kurtaran kaptan diye mi düşünmeye başlayacaklar acaba? Yani ben kısa vadede diyeyim. Kısa vadede böyle bir şey beklemiyorum ama bir takım kırılma dönemleri var. Eğer o kırılma dönemlerinde beklediğimiz bir takım adımlar atılmazsa o zaman Avrupa Birliği'nin resmen dağılabileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anda Avrupa Birliği'nin kurtarılması, Avrupa Birliği'ndeki krizin bir an önce ortadan kalkması bizim için de çok önemli. Çünkü biz ihracatımızın %60'ını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Evet. Fakat Avrupa Birliği şu kararı vermek zorunda. Mali birlik mi yoksa bu parasal birliğin, euronun dağılması mı? Yani mali birlik daha geniş bir kavram, parasal birlik daha dar bir kavram. Yani mali birlik için ne yapması lazım? Bütün ülke ekonomilerinin, bütçelerinin tek bir hazinede toplanması lazım. Tek bir hazine yönetimi olması lazım, tek bir kamu mali yönetimi olması gerekiyor. Eğer Avrupa Birliği ülkeleri tek bir kamu mali yönetim hedefini gerçekleştirirlerse o zaman Avrupa Birliği hedefi ve devamlılığı da gerçekleşmiş olur, sağlanır. Ama bunu sağlayamazlarsa orta vade dediğimiz 5 yıl, 5 yıllık süreçte Avrupa Birliği'nin sonunun gelebileceğini söyleyebiliriz net bir şekilde. O da zaten bu gidişe, bugünkü gidişata göre sağlanamayacak gibi duruyor değil mi? Bugünkü resim onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Yani çünkü yani biz şunu bilmiyoruz. Yani sanki bütün Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerin aynı kültüre, aynı topluma, aynı milliyete sahip olduğunu düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Yani İspanya ile Almanya birbirinden çok farklı kültürel kodlara sahipler. Almanya ile Polonya, efendim Almanya ile Balkan ülkeleri birbirlerinden çok farklı. Farklı. Dolayısıyla bu aralarındaki kültürel, tarihsel farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıklar da bu takım böyle siyasi ve ekonomik hedeflerin, entegrasyonların gerçekleştirilmesini engelliyor. Engelliyor, evet. Demek ki engelliyorsa böyle bir engellemeden dolayı bir süre sonra bu birliğin hem siyasal hem de ekonomik olarak devam etmesi çok da mantıklı değil. Değil, evet. Öngörülebilir evet, değil. Değil. Peki hocam süremizin sonuna geldik. Evet. Var mı son bir cümle ilave edeceğiniz? Yani Türkiye açısından ben hemen bir dakikada onu da toparlayayım ben. Buyurun. Söyleyeyim. Türkiye Avrupa Birliği ve diğer bazı gelişmekte olan ülkelere göre şu anda nispeten ekonomik olarak daha iyi durumda. Fakat özellikle bu önümüzdeki kış ve 2013'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durgunluk yaşıyoruz şu anda. Çevremizde yaşadığımız esnaflardan hep bunu duyuyoruz. Büyük bir durgunluk var. Para dönmüyor. Bu ne zaman gerçekleşir, ne zaman biter diye sorduklarında ben maalesef kış veya 2013 dönemi için olumlu bir şey söyleyemiyorum. Zira aynı şeyi Devlet Bakanı Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan da söyleyemiyor. Ama Türkiye ekonomisi diğer ekonomilere göre daha iyi durumda.
iyi günler beklemiyor. Beklemiyor kriz zaten. Kriz çırkanlığı yapmak istemiyorum. Mümkün olduğunca itidalli davranmak, itidalli söylem üretmek zorundayız. Ama vatandaşımız da buna göre pozisyon almak zorunda. Evet. Bakan da açıkladı. Ek tedbirler alabiliriz. Bütçe açıkları tehlikeli oluyor dedi. Peki hocam, programımıza katıldınız. Değerli vaktinizi ayırdınız ve sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyoruz size hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Böylelikle bir yerel bakış programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeniden karşınızda oluncaya dek hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.